Mutlak fx olursa arkadaşlar alanların direkt toplamı yani 4, 6 ve 5. Sonra şu integrale t diyelim. Eşittir 13 olsun. Böylece t arkadaşlar eksi 2 oldu. Eksi 2 olması için 4 var. Burada da 6 var. Eksi 2 olur. Evet, o zaman eksi 5'ten 2'ye kadar olan integral bize eksi 2'yi verecektir. Çünkü altta kalan alan negatiftir bakın. Cevap D şıkkı olur bu yüzden. Parabolün alanını bulurken arkadaşlar önce şu dikdörtgenden yararlanabiliriz. Kolaysa tepe noktasından itibaren olan şu alanı hatırlayın lütfen. Kaçtı? Dikdörtgenin alanının 3'te 1'i. Sonra burası 2 çarpı 12 bölü 3, 24 bölü 3'ten 8. O zaman şu bölgenin içerideki bölgenin alanı da bunun iki katıydı. Bu yüzden buranın toplam alanı 16. Şimdi yalnız bu 16 yeşil bölgenin tamamı. Bize mavi bölge lazım. O zaman onun için üçgenden çıkarmamız lazım. İki tane var bu arada. 16 burada, 16 burada. Toplamda olan alan 32. Eksi üçgenin alanını çıkarmalıyız. Üçgenin alanı bakın çünkü şöyle bir alan. Ve orası da 4 çarpı 12 bölü 2 arkadaşlar. Böylece 8'miş kalan ufak mavi bölgenin alanı A şıkkı. X eşittir 3'ye kare arkadaşlar parabolün sağa doğru olduğu paraboldür. Bakın bu şekildedir. Tepe noktası orijindedir. Y eşittir x bölü 3'e geldiğimiz zaman da o da şöyle eğimi pozitif olan bir doğrudur. İkisinin kesişim durumuna bakalım şimdi. Burada her iki tarafın karesini alsak y kare eşittir x kare bölü 9 olur. Burada y kare eşittir x bölü 3. X kare bölü 9'u x bölü 3'e eşitlersek evet gerçekten 1 x eşittir 0'da kesişirler. 2 x eşittir 3'te kesişirler. O zaman bakın burası 3'müş. Şimdi bu kapalı bölgenin alanı bunların ikisinin arasında kalan kapalı bölge işte burası. Şimdi burada o yüzden ne yapacağım? Parabolde şu bölgenin alanını bulacağım arkadaşlar. Onu da nasıl buluyorduk? Dikdörtgenin alanının 2 bölü 3'üydü. Haliyle bu kenar 3. X gördüğümüz yere 3 yazarsak burada bakın ordinat ne oluyor? 1 ya da parabolde doğru da yaz fark etmez. Yine 1. O zaman dikdörtgenin alanı 3 çarpı 1. Buranın alanı 2 bölü 3'üydü. Yani şu kısmın alanı 2 bölü 3. Bundan da arkadaşlar tabii ki neyi çıkartacağız artık? Buranın alanı 2 pardon. Buranın alanından 1 çarpı 3 bölü 2'yi çıkaracağız. Böylece 0,5 kalacak. A şıkkı. Y eşittir kök 36 eksi x kare arkadaşlar. Şöyle her iki tarafın karesini alırsanız öbür tarafa atarsanız merkezi orijinde olan yarıçapı da 6 olan bir çember belirtir. Bu kök içinde pozitif olursa o zaman üst bölgeyi anlatır. Dolayısıyla şöyle yarıçapı eksi 6 ve 6 olacak yarıçaptan dolayı koordinatlar. Eksi x zaten y eşittir x doğrusu demektir arkadaşlar. Şimdi 0'dan 3 kök 2'ye bakın. Yarıçap 6 olduğu için burası da 45 derece olduğundan bakın şu apsis 3 kök 2 olur. O zaman bu ikisi arasında kalan bölge 0'dan 3 kök 2'ye bu kırmızıyla yaptığım yerdir. Şıklarda bunu gören cevap C şıkkı bakın. Bu dikdörtgenlerin alanları arkadaşlar zaten simetrik olduğu için bir tarafa hesaplayalım. Burası 1 olduğuna göre denklemde yerine yazdığınızda burasının ordinatı 3'tür. Haliyle 1 çarpı 3'ten dikdörtgenin alanı 3 olur. Sonra 2 yazdığımız zaman 6'dır burası. 6 çarpı 1'den 6 olacaktır. Ve yine 3 yazdığınızda ordinatı 11 olduğu için buranın alanı da 11 olur. Böylece 11 artı 6 artı 3 yani 17, 20 oldu. Yan tarafta da var 20 çarpı 2'den toplam dikdörtgenlerin alanları şöyle yazayım. Dikdörtgenlerin alanları toplamı 40 oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi işin parabol kısmına. Eksi 3'ten 3'e kadar x kare artı 2'nin alanı işte bu maviyle taradığım yer. Dolayısıyla orası da x küp bölü 3 artı 2x eksi 3'ten 3'e. Yerine yazarsak şimdi 27 bölü 3 artı 6. Hatta bunu 2 ile çarpacağız. Çünkü eksi 3 yazınca bir daha eksi 3 yazınca aynı şey olacak arkadaşlar. Yani hızlı yapmak için böyle yaptım. 3 kere 6 18.
27 daha 45. Zaten gerçi bu 9 pardon. 15 çarpı 2'den 30 oldu. Dikdörtgenlerin alanları da zaten 40'tı. 40 eksi 30'dan sarı bölgelerin alanları toplamı 10 geldi B şıkkı. Grafikleri çizmeyi bilin çünkü arkadaşlar grafikleri çizerek anlarsınız çoğu soruyu. Şimdi 4 eksi x kare nasıl bir parabol? Kolları aşağı doğru olan bir parabol. X'i 0 verdiğiniz zaman y'si 4'ten geçiyor. Ve tepe noktasının apsisi 0 olduğu için böyle eksi 2 ve 2'den geçen bir paraboldür. Y eşittir eksi 3x arkadaşlar. Normalde kenarda şöyle görelim. Orijinden geçen ve sabiti olmayan sola yatık eğimi negatif olan bir doğrudur. O yüzden bu da bakın böyle olacak. Şimdi bunların arasında kalan kapalı bölgenin alanı denmiş. Şimdi bunların arasında kalan kapalı bölgenin alanı bakın burası. Gördünüz mü? Çünkü ikisinin arasında şurası değil. Burası çünkü arkadaşlar bunların arasında ve aynı zamanda x eksen arasında kalan kapalı bölge. Mavi ile gösterdiğim direkt ikisinin arasına geliyor. Şimdi burada önemli olan artık neresi arkadaşlar? Üste olan grafik bakın burası parabol. Altta olan doğru. Şöyle burası. Hep bakın bir nevi ip bağlar gibi düşünün. Bu hiç bozulmuyor. İki tane eğri ve doğru arasında bakın gördüğünüz gibi bu alan hep bunların arasındaki bu yatay doğrularla oluşuyor. Bir nevi bu ipleri birleştirdiğimizde aradaki mavi bölge oluşuyor. O zaman bu şu demektir arkadaşlar. Bunların kesim noktaları arasındaki uzaklık AB 4 eksi x kare artı 3x dx integralidir. Bundan dolayı 4 eksi x kare eşittir eksi 3x dersek x kare eksi 3x eksi 4 eşittir sıfırdan x1 buradan arkadaşlar eksi şöyle yapalım x eksi 4 x artı 1 olduğu için x1 eksi 1 x2 de arkadaşlar 4 olacaktır. Böylece eksi 1'den 4'e kadar integral 4 eksi x kare dediğim gibi eksi 3x'i çıkarıyoruz. Çünkü altta olan grafik çıkarılır. İşte bu alan bize bu grafikin denklemi bu alanı verecek arkadaşlar. Böylece 4x eksi x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2. Yazacağımız değerler de 4'e eksi 1. Bunları zaten yerine yazacağız artık. Hani bu kısımla uğraşmıyorum. 125 bölü 6 gelecek arkadaşlar A şıkkı. Riemann üst toplamı dediği için büyük kenarları seçeceğiz arkadaşlar. Yani sağdakileri kullanacağız. Hep bakın 1 sonra bu 2 sonra burası 3. Yine bakın büyük yapacağız. Dikkat sağa doğru bu. Sonra büyük olan yine bunu kullanacağız. Sonra büyük olan yine bunu kullanacağız. Zaten sol tarafı yapınca sağ taraf simetrik olan kısım. Peki bunun alanı nedir? 9 verdiği için 9 çarpı 2'den 18. Yine 7 verdiği için 7 çarpı 2'den 14. Burayı da 5 verdiği için 5 çarpı 2'den 10. 10, 14 daha 24, 18 daha 42. Böylece sağ tarafta da aynısı var. 84 oldu arkadaşlar. Üst toplam dediği için. Bitirdim. İsteyen şunu dinlesin. Eğer alt toplam deseydi de bak bunları kullanacaktım. O zaman soldan yapacaktım. Gördünüz mü? Soldan yapacağım için kenarları böyle seçecektim o zaman. Yani bu aradaki farkı da böylece görmüş olun. O zaman bu 3'ü kullanacaktım. 3, 6, bu 5'i kullanacaktım. 10, bu 7'yi kullanacaktım. 14 olacaktı. 14, 6 daha 20, 10, 30, 60 gelecekti. Bu da en küçük değeri olurdu. Bazı sorularda arkadaşlar grafiği çizmek önemli, yorum yapabilmek için. Şimdi bu soruda belki birçok arkadaşımız yorum yapmakta sıkıntı çekmesinin sebebi grafiği çizmemek olmuştur. Grafik bu kadar önemli mi? Bence çok çok önemli. Bakın. Şimdi 6 nasıl yapıyoruz? 3. dereceden bir polinom köklerini biliyoruz. 6'da bakın katsayısı bunun eksi gördüğünüz gibi. Eksi x küple başlar çarparsak. O zaman siz buna 7, 8, 9 gibi sayılar verdiğinizde eksi sayı çıkar. Demek ki bu aşağı gidiyormuş. Böyle anlayabilirsiniz. Sonra tabii ki herhangi bir böyle teğetlik falan yok. Çift dereceli kuvvet. Böyle gitmek zorunda. Polinom zaten böyledir arkadaşlar. Şimdi bu ta ki nereden başlıyor? Eksi 10 açık aralığından başlıyor 6'ya kadar. Bu integral bu alan böyle dursun. Şimdi n'den m'ye fx dx m eksi n küçüktür 0 olduğuna göre m n'den küçük öbür tarafa atarsak. O zaman arkadaşlar m n'den küçükse integral tabii ki normalde nasıl olmak zorunda? İşte 2'den 3'e gideriz biz ama 3'ten 2'ye gidersek bu olması gerekenin eksilisi çıkar. Şimdi burada da
Durum şudur bakın. Siz bir integral aldığınız zaman şu bölgede integral pozitif. Bu bölgede integral negatif. Bu bölgede integral pozitif. Sonuç olarak eksi 10 ile 6 arasında durum bu. Yalnız n'den m'ye integral yaptığımız zaman eksi 10 ile eksi 4 aralığını seçsek negatif olur. Neden? Eksi 10 ile eksi 4 aralığı fx dx arkadaşlar normal pozitif bir alandır. Ama soruda küçükten büyüğe değil büyükten küçüğe gideceksin diyor. O yüzden bu tam tersi olur, böyle olur. O zaman bulacağımız alan eksi alan olur. Yani ben burayı seçmem, o zaman küçük gelir, bizden en büyük değer istiyor. Yine burayı almam, eksi 1 ile 6 aralığında alsam şöyle bakın. Normalde eksi 1'den 6'ya kadar bu alan pozitiftir. Ama 6'dan eksi 1'e şu alanın eksilisi olacak arkadaşlar. Çünkü gitmesi gereken yer eksi 1 6 iken burada 6'dan eksi 1 oluyor. Verdiği şu kuraldan dolayı. O zaman bu da eksi 1 alan gelir. Sadece işte arkadaşlar şu bölge gördüğünüz gibi negatif olduğu için normalde eksi 4'ten eksi 1'e fx dx eksi 1 alan değeri. Ama biz bunu eksi 1'den eksi 4'e yapınca işaret değişiyor da hatırlayın. O zaman artı alan olacak. Demek ki integralin en büyük değeri bu aralıkmış. N arkadaşlar eksi 1'miş. M de eksi 4'müş. Çarpımları da 4 olacak. İşte yorum bu, D şıkkı. Boyalı bölgelerin alanlarını bulurken arkadaşlar tabii ki pratik bilgiden yararlanacağız. Şuranın alanı bakın hepsinde ortak. Şu bölgenin alanında neydi? 1 çarpı 1 bölü 3. A çarpı B bölü 3'tü arkadaşlar. Sonrasında şunu fark etmek gerekiyor. Bakın tek bölgelerde yani 1, 3, 5, 7 diye gittiğinizde şurası artık 1 bölü 3 artı 2. Sonra 1 bölü 3 artı 4 fark ettiniz mi? Bakın 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 3 artı 6 diye devam ediyor. Çiftlerde 2, 4, 6'larda ise arkadaşlar bakın 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 artı 1 bölü 3 artı bakıyorum buraya 3 gördüğünüz gibi 1 bölü 3 artı 5 diye gidiyor. Ta ki nereye kadar? Sonuç 11. terime kadar arkadaşlar 11 eksi 1 10 10 bölü 2 5 6 tane tek sayı var. 6 tane tek sayı olduğuna göre de 2, 4, 6, 8, 10 olacak. Yani son terim 1 bölü 3 artı 10 olur. Sonra aynı şekilde 6 tane de çift terim olduğu için en sonuncusu da arkadaşlar 1, 3, 5, 7, 9 olur. O zaman şunu görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 1 artı 10 son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı arkadaşlar. Böylece burası 55 geldi. Sonra 1 bölü 3'ten kaç tane olacak? 12 tane olacak. Çünkü 1'den 12'ye kadar 12 aralık var. Dolayısıyla 12 çarpı 1 bölü 3 artı 55'ten toplam alanın 59 olduğunu görüyoruz. A şıkkı. Evet, AYT sorularında zaten bu arada zaman sıkıntımız yok. Tabii abartmadığımız sürece, yani bir soruyu böyle bazen 2 dakikada çözmek çok problem olmayabilir. Yeter ki doğru yapın AYT'yi. Zorlayıcı bir soru değil mi arkadaşlar bu soru? Yani gerçekten güzel bir integral sorusu, sınavda sorulsa biraz eleyiciliği yüksek bir soru olabilir. Öyle müthiş bir çözüm katkısı sağlamayacağım size ama bazen böyle matematiksel yorumlar kafanızı karıştırabiliyor. Normal yapmam gerekeni yapıyorum. G'nin içinde fx var. Şuraya da böyle f türev x diyorum. 1'den eksi 4'e kadar. Hemen f'in türevi burada bakın olduğuna göre fx'e u diyelim. Gu, burası da bakın du olacak. Gu, du. Şimdi buraları nasıl halledeceğiz? Bakın şimdi. X'e 1 verdiğinizde f1 neymiş? Bir bakın bakalım verilen kuralı. Görüyor musunuz? Buymuş. Hemen yazıyorum bakın. F1, n gördüğün yere 1 yaz. Aslında sana bunu demek istiyor. Yani mutlak gx, dx derken alan demek ister. Şöyle sınırımız 1'den kaça kadar? 3'e kadar. Böylece burada bakın gördüğünüz gibi bu alanlar toplamı. Çünkü mutlak değer içinde vermiş. 2 gelir. 1 artı 1'den. Sonra geliyorum. O zaman sınırın bir tanesini artık 2 yaptım. Sonra geleceğim f eksi 4. F eksi 4 ne demek? Bu kurala göre eksi 4'ten eksi 2'ye. Burası da gx dx mutlak değer içinde. Yani eksi 4'ten eksi 2'ye kadar olan alanı bul. İşte orası da burası. Yani 4 birim kare arkadaşlar. Demek ki üst sınırımız da 4'müş. Artık
Yeni durumda integralimiz 2'den 4'e GU DU oldu. Yani 2'den 4'e GX DX oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi artık buranın alanını bulalım arkadaşlar. Daha doğrusu integralini. 2'den başlayacağız. Şuradaki burası 2, bakın apsis 4. O zaman şu yeşil bölgenin alanı lazım bize. X eksenin altında kaldığı için integral ama eksi alan değeridir. Şimdi alt taban 2, üst taban 1, bölü 2 çarpı yükseklikten yamuğun alanı 3. Ama cevabımız eksi 3 olur arkadaşlar. C şıkkı.